Teşekkür ederim. Çok iyi. Öncelikle bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Büyük de bir heyecan duyuyorum. Evet, bütün bu toplantıların, sizlerin bize gösterdiğiniz bu misafirperverliğin, bu emeğin vebali vardır. Onun için öncelikle bana ve arkadaşlarıma haklarınızı helal edin. Kutlarsınız, bizim nesliniz, zamanınızı ayırdınız. Zaman en kıymetli nekadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak benim arkadaşlarımı sizlere karşı kandırmasın. Sözünden dönenlerden eylemesin. Haksızlık edenlerden eylemesin. Kul hakkına girenlerden eylemesin. Buraya gelirken il başkanımıza dedim ki neyle geçinir burada yaşayan insanlar? Dedi ki hayvancılık vardır. Şerbetçi oldu diye bir bitki yetiştirdiler. Güne bakan derdi, ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Ailem de çiftçiydi, köylüydü. Dolayısıyla güne bakan deriz, gün döndü deriz, siz aydın diyormuşsunuz. Ayçiçeği yetiştirirler ve hayatlarını böyle sürdürürler. Şimdi bakın, kul hakkına girenlerden eylemesin dedim ya, çok basit bir şey söyleyeceğim. Bizim her birimizi şuculuk buculuk üzerinden düşürdüler birbirimize sizi. Siyaseti şuculuk buculuk üzerinden yaptılar. Senin çocuğun işsiz, 92 puanla çıktı, 58 puanla tayin edilen ayısı dayısı olan gençler var. Ama sonrasında seviyeyle meşgul ettiler. Aziz milletim, seni şuculuk burculuk üzerinden meşgul ettiler. Doğduğun yeri seçebilir misin ey kardeşim? Aileni seçebilir misin ey kardeşim? Sadece seçebileceğin şey inancındır. O da yaşın büyüdükten sonra. Seçebileceğin şey insan olmaktır. Neye inanıyorsan o inancının sonucu olarak iyi insan, hasbi insan, hak yemeyen, kul hakkına girmeyen iyi insan olmaktır. Şimdi gelin bir muhasebe yapalım. Siyasetçiler şuculuk buculuk üzerinden konuşuyorsa birinki size kazık atıyorlar. Birinki sizi çırak çıkarıyorlar. Şimdi senelerce okuttunuz çocuklarınızı, mezun oldular iş yok. Rızkınızdan kestiniz, 2 yıl, 4 yıl okuttunuz, mezun oldular, iş yok. Ne yaptılar? Devlette çalışmak için giriştiler tekrar KPSS'ye çalışmaya. İçinizde evlat sahiplerine soruyorum, hanginizinki bir yere ulaşmadan kendi emeğiyle atanabildi? Çalıştılar, çalıştılar, çalıştılar. 86 puan aldılar, 82 puan aldılar, 92 puan aldılar, 58 puan olan, 62 puan olan atandı, sendeki atanamadı. Öğretmen oldular, kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okula açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim, geçici öğretmen, efendim, ücretli öğretmen, devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi? İster özel okulda çalışsın, ister devlette çalışsın, öğretmen öğretmendir. Evlatlarınızı emanet ettiğiniz en önemli insandır. O kadar çok öğretmen, atanamamış öğretmen var ki, her gittiğim yerde ağlıyorlar. Anneleri ağlıyor, babaları ağlıyor, bu çocuklar ağlıyor. Yazıktır, günahtır. Peki bütün bunların karşılığında birileri de kazanıyor. Şimdi tek 2 tane rakam vereceğim size. Sizi meşgul etmek istemediğim için. Bakın, 24 milyar lira sizin cebinizden telefondan alındı. Sayın Erdoğan'ın aile dostu olan Halililerin cebine konuldu. Bu arada Ankara'da Anka Park diye bir park yapıldı. Garibim dinozorların içini değişmişler.
Çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park bu. Ne kadar harcanmış biliyor musunuz? 801 milyon dolar. Türkçesine 14 milyar TL. Toplayın ikisini 38 milyar lira yapıyor. Bu 38 milyar liraya neler yapılabilirdi? Sizin Nisan ayında çoğunuzun atamadığı gübreyi Türkiye genelinde bedava çiftçiye verebilirdik. O gübreyi ücretsiz devlet verirdi siz atardınız. Ürünlerinizin onun bunun elinde kalmasının önüne geçer, yüksek fiyat açıklanabilirdi. Bu arada üniversite okuyan çocuklarımıza zın KYK borçları silinebilirdi. Burs, karşılıksız burs verilebilirdi. İlkokul birden lise sona kadar okuyan öğrencilerimizin tamamına sabah ve öğle yemeği verilebilirdi. Ve bu 38 milyar lirayla ayrıca mezun olmuş mühendislerimize, gençlerimize istihdam imkanı sağlanabilirdi. Ne oldu? İki kalem, yani 1.14 milyar, 1.24 milyar birilerinin cebine gitti. Değerli kardeşim, sen çırak çıktın. Senin çocuğun çırak çıktı. Şimdi ben 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Esnaf ilin ilçe ilçe geziyorum. O dükkanların içinde bugüne kadar kendi partimi çözmedim. Hiç propaganda yapmadım. Başka bir siyasi partide hiç gelmedim. Çünkü orada özne insanımız olmalıydı. Siyaseti, dertlerimizi tespit edip, onlar üzerinden çare üretip, o çareler üzerinden rekabet ettirir hale getirebilirsek hep birlikte bu siyasetçileri, sonuçta kazanan milletimiz olur, seçmenimiz olur. O dükkanların içinde müşteri veli nimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen veli nimet değil. El ele vereceğiz ve seçmeni veli nimet biz edeceğiz birlikte. Biz siyasiler vekiliz. Asıl sizsiniz. Aziz Hükmet dedi. Siz asilsiniz. Dolayısıyla su döndüğünde temin bozulur. Siz buradaysanız her bir muhterem buraya gelip karşınıza resmi tazim durmalıdır, durdurmalısınız. Akıl sağlığımızla öğrendiler başbakanım. Akıl sağlığımızla. Hep beraber düzelteceğiz. İnşallah. Şimdi bir seçim geliyor. Bu seçimi el ele vereceğiz ve bugün uygulanan bu harami düzeni el birliğiyle sandıkta yıkacağız. Bakın senin çocuğun işsizken 5 maaş alan danışman var bu ülkede. 10 maaş alan, 11 maaş alan, 15 maaş alan müdürler var, danışmanlar var bu ülkede. Bir seçim tabii ki aramaz. Sen ne hakemsin, tencerede bu akşam ne pişireceğini düşünürken birileri eğer bu derece bu ülkenin kaynaklarını darmaduman ediyorsa bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni siz hep birlikte el ele verip helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle beraber göndereceğiz inşallah. Saygılar sunuyorum. Yani 2 yıllık birikimimde Aralık ayından itibaren tamamen kaybettim. Şu anda yani sıfırdan yeniden başlamışım. Allah'a
geriye doğru gitti. Aralık ayında itibaren şeyler fiyatlar ortalıkta. Doların yükselmesi. Buradan mı yaşıyorsunuz? Bir de çıkı alıyorum. Yani bütün şeylere pazar geçmiş. Yani. Kaç çocuğunuz var? Bir tane çocuk var. Şu anda askere gönderiyorum onu. Kaç bunu bitirdi. 24 yaşında. Birkaç ay işi aradık. Nereye? Bilgisayar mühendisi. Şimdi askeri gönderiyor Allah'ın adına. Ne zaman gidiyorsun? Bu Ağustos'ta. Ondan sonra bakacağız. Bunlar bir asıl süresi. Başlık. Kim iş yapmasın? Böyle bir durum var. Bir şey yapmasın? Yok. Şey yani bugün mesela kaç müşteri satın aldın siz? Evet, evet. Ha, 7 veya 8. Abi son tepki. İş yapıyorum. Euro bakımından bakar. Sesin de. İş yapıyorum. Mazot zaten biliyorsun. Mazot anca kurtardım şu an. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ooo, ikiniz de bilinizmiş. Oy, canım benim. Baba ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Bilgisayar. Seninki? Diyorum. Babaannem. Yavaş gel. Aksesuarcı. Şeyde, dükkanı mı? Evet. Annem çalışıyor. Kaç çocuk var? Kardeş. İki çocuk. İyi, sen büyük küçük. Başka ben büyüğüm. Kaçta okuyorsun? Dörde geçtim. Tabletin var mı? Kim aldı? İyi. Eviniz kendiniz. Evet. Aralarında hiçbir sorun olmayan iki ayrı abi. İkisi erkek, yani kardeşler erkek, kız olsa demek ki hafiften bir durum olabilir. O iyi canım benim. Çok teşekkür ederim. Ben abi, biz teşekkür ederiz. Oğlum hayırlı işler. Söyle, işler nasıl? İyi sayılır ya. Genel. Aşırı ayı geldi. Çok. Kaç yıldır iş yapıyorsun? Ondan evvel ne yapıyordun? Ben işletme mezunum, güvenlikçiyim. Güvenlik. İşletme mezunu, güvenlikçi ve esnaf. Aynen. Güvenlikçilik yapıyor musunuz? Arasında yapıyoruz tabii. Özel çağrılmadan. Tabii, yani resmi çalışmıyorsunuz. Özür dilerim. Sabit çalışmıyorsunuz. Sabit yerde değiliz tabii. Ha, burası. Yani proje bitiyor. Projeden sonra tekrar. Pes edilirse tekrar başka yerde. Kaç yıllık işletme mezunu? Yanımda bir ağaç. Hayır, kaç senelik? İşletme 4 yıllık. 4 yıllık. Ve kuracında iş bulamazsınız. Yani. Ticaret işte. Canım benim ya. İşletme mezun, ticaret. Evli ya, misiniz? Fabrikalarda zaten hep işçi olarak çalıştım zamanında. Çünkü oralar zaten etki olur işlemcisi. Yani biz 4 yıl mezun olunca ne oluyor? Giriyoruz fabrikaya, task ücret veriyorlar. Başka bölümler dolu olduğu için haliyle biz de kendimize ticaret aldık. Anladım. Sayın Bakanım. Hoş geldiniz. Pazaryer'in eski belediye başkanı Kadir Mete. Çok memnun oldum. Sizinle görev yaptık. Evet abi. Bahattin Şeker. Evet başkanım. Hacı anamız oldu. Evet, evet başkanım. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün içimize şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Öğünmek gibi olmasın, şimdi de mahallemin muhtarıyım. Vay be. Vay be. Harika. Genel başkanım. Vay, dayım olur. Kendisi ameliyatta geçirdi kendisi ama sizi... Geçmiş olsun. Hakkı helal edin. Çok memnun oldum. Şeref verdiniz Pazaryer'e. Sağ olun. Evli misin oğlum? Evliyim. Çocuk var mı? Var. Bir tane. Gelin çalışıyor mu? O çalışmıyor. İyi. Yani eşin çalışmadan çocuk büyütebilecek bir imkan sahipsin. Yani. Nerede, burada mı yaşıyorsunuz? Bozuk gibi. Bozuk. Evet. Hayırlı bol kazanç yavrum. Adın ne? Salih. Çok memnun oldum. Abi hürmet ediyorum. Abi. Sağ olun. Hayırlı bol kazanç yavrum. Hoş geldin. Hoş geldin.
Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, işler nasıl kardeşe? Ooo, harika bir tartışması var. İşler nasıl? Orta. İşler takıl tutul gidiyor. Mazot pahalı, gübre pahalı, hayvan yiyeceği pahalı. Çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz, işin içinden çıkarıyoruz. Bana bunu herkes söylemez. Bunlar senin evet, gelmiş. Fotoğrafı çekeceğim ama. Biraz, biraz. Alamın kızı da ondan çekeyim. Tamam, çekeceğim. Senin bahçeden. Evet. Kendi bahçemiz. Ne kadar? 20 lira. Ne alacaksın? Sen şurada gel. Ben senin genel başkanlığı vereceğim. Çekil. Ver. Çabuk geçin. Geçin. Ama beni kaybederse tezgah atarım telefonu. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Sayın genel başkanım, buradayız. Tamam. Sen nerede yaşıyorsun? Bursa'da yaşıyorum. Yarın kaçırdı. Ne? Boncuk Ayşe, bu yaşı o kurusu. Bu yaşı o kurusu. İbrahim, çeksene. Beraber mi? Kay abi. Abi şimdi geçin. Biraz geçin. Başkanım tamam. Aslında bir müsaade edin. Çok özür dileriz. Ne kadar? Aslında mı? Peki geçinebiliyor musun? Bu ayda böyle açılır. Bazen de açılır.
Okey. Çekilir mi? Kolay abi. Başka yer bize de bu ya. Bak normalde öptüm yemel hemen. Hadi. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ya benim sistemde yok da. Hayır. 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 Hayır.